Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı 11. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı örnekleri yayınlandı arkadaşlar. 1. 2. Senaryo çözmüştük. Şimdi sıra 3. Senaryoda arkadaşlar. Biri basit düzeyde, 7'si daha zor seviyede olan toplam 8 tane sorun çözümünü yapacağız. Şimdiden başarılar diliyorum. Evet, 1. sorumuzla başlıyoruz. Bir dikdörtgen verilmiş arkadaşlar. Burada AE'nin 3 katı BC veriliyor. EC10 sinüs alfa 3 bölü 5 bize alan nedir diye soruyor. Sevgili gençler burada dikkat etmeniz gereken sinüs alfa 3 ise 180'e tamamladığımızda aynı açıya eşit. Sinüsü karşı kenarın komşu hipotenüse oranıdır. Sinüs sinüs hipotenüs vardır. Yani karşı kenar 3K hipotenüs 5 o zaman burası 4K'dır. Peki bunu yazdıktan sonra sevgili gençler bu e, şu anda 3, 4, 5 üçgeni. Bakın bu 5'in 2 katı 10. O zaman burası 6 ve burasının 8 olduğunu görmüş oluyoruz. E BC uzunluğuna ben 6 birim verirsem AE uzunluğu 2'dir. O zaman toplam bu uzunluk ne oldu? 8, 2 daha 10. E, burası da 6'dır arkadaşlar. Bize alan soruyor. 6 çarpı 10 o da eşittir. 60 diyoruz arkadaşlar. 60 santimetre karedir alanı diyoruz. Evet hiç vakit kaybetmeden ikinci sorumuza geçtik. İkinci sorumuz gerçek sayılar kümesinde f ve g fonksiyonu. F fonksiyonu sinüs 2x g de kosinüs 3x biçimde tanımlanmış. F fonksiyonun periyodu a. Şimdi sinüs ve kosinüs de periyod derecesine bakıyoruz. Derecesi tekse e, periyodu şu şekilde bulunur. E, 2 pi bölü x'in kat sayısı. x'in kat sayısı mutlak değer olarak alıyorduk. Yani o zaman f fonksiyonu için f fonksiyonu için periyot 2 pi bölü x'in katsayısı 2'dir. Yine g fonksiyonu için arkadaşlar periyot derecesi tek yine 2 pi x'in katsayısı burada 3 olduğu için 3 bu da 2 pi bölü 3 yani bunun periyodu pi bunun da 2 pi bölü 3 bulduk. E, bizden, e burası a arkadaşlar bu da b'dir. Bize tanjant bu ikisinden tanjant a artı b istiyor. Yani pi artı 2 pi bölü 3'ü istiyor. Tanjant buradan payda işlerseniz 5 pi bölü 3 olmuş olur arkadaşlar. O da e, pi 180'dir. 180'i e bölsek 65 ile çarpsak tanjant 300 değerini soruyor. 360'a tamamladığımızda tanjant 60 ile aynı değerdedir. Ama 4. bölgede olduğundan dolayı 4. bölgeden işareti eksi gelecektir. Peki bu 60 değerini nasıl nereden bileceğiz? Hemen bir tane 30 60 90 üçgenini çizeceğiz arkadaşlar. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı, 60'ın karşısı kök 3 tanjant karşı kenarın komşuya oranıdır. O da eksi kök 3'tür. Doğru cevabımız budur. Evet, vakit kaybetmeden 3. sorumuza geçelim. 3. sorumuz e, ters trigonometrik fonksiyonla ilgili arkadaşlar. Ee, ark tanjant eksi kök 3. Burada tanjantı kök 3 olan bir önceki soruda söyledik 60'tır. E, ee, eksi olunca direkt eksi 60 alabilirsiniz. Yine ark sinüs 1 bölü 2. 1 bölü kök 2 demek. Kök 2 ile genişletirseniz kök 2 bölü 2 olur. Ve sinüsü kök 2 bölü 2 olan 45 derecedir diyoruz arkadaşlar. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. 2 ile çarptığımızda 90 oldu. Bu ikisini topladığımızda kosinüs 90 eksi 60 o da eşittir 30. Peki kosinüs 30 değeri nedir? Hemen bir dik üçgen çiziyoruz arkadaşlar. 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısı. 60 derecenin karşısı kök 3 katı. Kosinüs 30 komşu kenarın hipotenüs oranı o da kök 3 bölü 2'dir diyoruz. Evet bakın bu soru önemli sınavlarda çıkar arkadaşlar. E, çözümü de çok zor değil. Ha. Sadece tanjantta eksi alacağız. Eksi olduğundan dolayı sinüste 45 e, 2 ile çarptığımızda 90 oluyor ve kosinüs 30'un değeri de kök 3 bölü 2'dir diyoruz. Vakit kaybetmeden dördüncü soruya geldik. Video beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Bildirimleriniz açık olsun arkadaşlar. Size harika soruların çözümlerini gel yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi geldik burada analitik düzlemde A noktası ve B noktası veriliyor. AB uzunluğu 5 birim. Analitik düzlemin analitik konusunun en önemli formüllerinden biri iki nokta arasındaki uzaklık. İki nokta arasındaki uzaklığın formülü şu. Karekök içerisinde x1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesi olmuş oluyor. O zaman ab uzunluğu 5 birimmiş. O da eşittir. karekök içerisinde x'ten x'i çıkartıyoruz. Yani eksi 2'den eksi 1'i çıkartıyoruz. Karesini aldık. Yine 3'ten a'yı çıkartacağız. 3 eksi a'nın karesi diyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burası eksi 3'ün karesi 9 oldu. Yani bu 3'ün karesi 4'ün karesi ve 5'in karesi yani 3 4 5 üçgenidir. Yine biz yapalım burası 3 eksi a'nın karesi dersek ve bu karekök dışına her iki tarafın karesini alırsak 25 eşittir 9 3 eksi a'nın karesi 9'u diğer tarafa atarsak şöyle olmuş olur 3 eksi a'nın karesi eşittir 16 yani 3 eksi a 4 olabilir veya 3 eksi a eksi 4 olabilir yani buradan a sayısı eksi 1 olabilir. Yine a sayısı buradan 7 olabilir diyoruz. A'nın alabileceği değerler çarpımı bu ikisinin çarpımı o da eşittir çarpım eksi 7'dir diyebiliriz. Zor soru değil arkadaşlar. Sadece ufak bir formülü var. O formülü yerine yazdınız mı sonuca ulaşırsınız. Geldik 5. sorumuza. Yine ABC üçgenini köşe kabul eden noktalar verilmiş. AC kenarına ait kenar orta uzunluğu. Arkadaşlar hemen hemen her öğretmenin soracağı sorulardan biridir bu. Hemen buraya yazalım. A noktası 2'ye 5. B noktası eksi 3'e eksi 4. Ve C noktası da 4'e 3. Bizden diyor ki AC kenarına ait kenar ortay. Bakın AC kenarı şu. Buraya ait kenar ortay. buradan çizilecek doğrudur ve birbirine eşittir bunlar. Demek ki buraya orta noktayı bulmam lazım. Orta nokta nasıl bulunur? 2 ile 4'ü topluyorum yarısını alıyorum. 6'nın yarısı 3. 5 ile 3'ü topluyorum 8 yarısı 4. Bakın orta noktanın bulma yolu neymiş? X'leri toplayıp 2 ile 4'ü topluyorum. Yarısını alıyorum. O da eşittir. 3 yazdık. 5, 3 daha. 8 yarısı 4. Şimdi bize diyor ki bu kenara ait e, kenar otay uzunluğu kaç birimdir? Yani burası ben D noktası dersem bana BD uzunluğunu soruyor. BD uzunluğu şudur arkadaşlar. X'ten X'i çıkartacağım. Yani bakın şuradaki 3'ten eksi 3'ü çıkartacağım. 3 eksi eksi 3'ün karesi artı 4'ten eksi 4'ü çıkartacağım. 4 eksi eksi 4'ün karesi diyoruz. Burada 3 eksi eksiden artı olur. 6'nın karesi olur arkadaşlar. Burası artı olur. 8'in karesi olur. Bu da 100 olur. 6, 8, 10 üçgeninden kısaca 10'dur diyebiliriz sevgili gençler. Hiç vakit kaybetmeden geldik 6. soruya. Senaryo 3'ün 6. sorusu 1 ve 2 kanalımda bulabilirsiniz. Onlar da muhakkak bakmanızda fayda var. Analitik düzlemde birbirine paralel olan doğruları x ekseni kestiği noktalar dörtgenin köşe noktalarıdır diyor. Buna göre alanı nedir diyor. Şimdi koordinat sisteminde şöyle bir çizersek arkadaşlar. X'e 0 verdiğimizde y değeri buluyoruz. 12 6'ya bölseniz y değeri 2 oldu. Hemen şuraya yazalım. Peki y'ye 0 verdiğimizde 12 2'ye bölsek arkadaşlar 6 olmuş olur. O zaman böyle bir doğru çiziyoruz. Bakın bu. Şunun doğrusunu çizdik. Peki şuna gelelim. Buradan x'e 0 verdiğimizde e, buradan a'y eşittir 8. Şimdi bir defa buna birbirine paralelse aynı katsayılara sahiptir. Buradan ay bulabiliriz. Yani şurayı 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar bu denklemi 2'ye böldüğümüzde x artı 3y eksi 6 eşittir 0. E, demek ki burası x artı 3 y şeklinde yani a sayısı kesinlikle ve kesinlikle eksi 3 olacak. Yani burası x artı 3 y şeklinde düşüneceğiz. x artı 3 y artı 8 sabit sayısı değişik olabilir. Peki x'e 0 verdiğimizde y değerimiz eksi 8 bölü 3. Şurası eksi 8 bölü 3. y'ye 0 verdiğimizde x de eksi 8 olmuş olacak. Dolayısıyla bunlardan geçen doğruyu böyle çizdik. Ne diyor bize? Diyor ki bu kesiştiği noktaları bir dörtgenin köşe noktalarıdır. Yani şurası 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 ve şurası dörtgenin köşe noktaları. Şöyle birleştirdiğimizde bize istenen dörtgen bu. Bunun alanını istiyor arkadaşlar. Buranın alanı şurada diklik var arkadaşlar. O zaman şuradaki uzaklığı bulmam lazım. Yani iki eksi yani şu uzaklık y uzaklığı nedir burada? E, 2'den eksi 8 bölü 3'ü çıkartıyorum. 2 eksi eksi 8 bölü 3'ten burası artı olur. 3 kere 2 6 8 daha 14 bölü 3 dikey uzunluk. Peki yatay uzunluk 6 ile 8 arası 14'tür. O zaman alanı şöyle yazabiliriz. Alan 14 çarpı 14 bölü 3 bölü 2 diyebiliriz. 14 ile 2 sadeleşirse 7. 7 çarpı 14 o da 108 bölü 3'tür diyebiliriz sevgili gençler. 7 kere 4. 28 pardon şurayı düzeltelim arkadaşlar. 108 değil de 98 olur herhalde. O da eşittir. 98 bölü 3'tür diyoruz arkadaşlar. Evet. Yani doğruları çiziyoruz. Burada önemli olan paralellikte X'in katsayısı burada 1 olduğu için demek ki bunları 2'ye bölüyoruz. 2'ye e, bölünce de A'dan e, eksi 3 olmalı ki e, orası paralel olsun. Aynısı olsun. Evet. Anlaşılmayan bir husus olursa lütfen yorumlara yazın. Ben size açıklayıcı e, daha ayrıntılı bir açıklama yaparım sevgili gençler. Geldik 7. soruya. Noktanın doğruya olan uzaklığı iki birimdir. A bir tam sayı olduğuna göre. Şimdi noktanın doğruya olan uzaklığı şöyle yazıyoruz arkadaşlar formülü. Buradaki noktaları getirip x ve y yerine yazıyoruz. Aşağıda da 7 ile 24'ün karesini alıyoruz. 7'nin karesi 24'ün karesi. E ve hemen yazıyorum. X yerine A artı 5 yazıyorum. A artı 5 artı 24 çarpı Y yerine A yazıyorum eksi 54 olmuş oluyor. Peki D neymiş? 2 2'ymiş. Uzaklık D yerine de 2 yazıyoruz arkadaşlar. Buradan gerekli işlemleri yaparsak 7, 24, 25 üçgeni var. İşler dışlar çarpımı yaparsanız 50 olmuş olur. O zaman hemen yazıyorum. Mutlak değer içinde 7A artı 7 kere 5, 35 artı 24A eksi 54 eşittir 50'dir diyoruz. 7A, 24 a da bunları toplarsak arkadaşlar ne olur? 31A artım 35 eksi 54 daha arkadaşlar 15, 4 daha 19 var orada. Eksi 19 olmuş oluyor. Yani şuraya eksi 19 yazıyoruz. Eşittir 50 olmuş oluyor. A noktasının koordinatlarını bulunuz bize diyor. Ee, şöyle yapıyoruz hemen bir artılısına bir de eksilisine eşitliyoruz. 31A eksi 19 eşittir 50 diyorsunuz. Veya 31A eksi 19 eşittir eksi 50 yazıyoruz. Yani buradan 19'u bu tarafa attığımızda 31A eşittir e, 69 A eşittir 69 bölü 31 olur. Diğerinde de şöyle 31A eşittir eksi 31 A eşittir. Ne çıktı buradan? Eksi 1. Bakın burada ne diyor? A bir tam sayı. O zaman burayı almıyoruz arkadaşlar. Sadece benim A değerim eksi 1. O zaman A noktasının koordinatları A yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 ile 5'in toplamı 4 virgül eksi 1 olmuş oluyor arkadaşlar. Burada birazcık bir işlem yaptık. Bu da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi son soruya geldik. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. E, takıldığınız noktalara yorumlara yazabilirsiniz. Umarım sınavlarda güzel notlar alırsınız. Şöyle ki bu sorumuzda e, ortalama değişim hızını soruyor. Ortalama değişim hızı şu demek. F1'den F-2'yi çıkartıyoruz. 1-2 oluyor. Yerine yazıyoruz arkadaşlar. F1'i bulmamız lazım önce. F1 şudur. Buraya 1 yazdığımızda 3, 2 daha, 5, 4 çıktı. Bir f 1 F1, 1 eksi. F 2 bulmamız lazım. X gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak, şuradaki x yerine eksi 2 yazarsak, eksi 2'nin karesi 4, 3 ile çarptık arkadaşlar, 12 e, artı 8 artı 2'den e, 22 oldu. O zaman burası 22. E, 1 eksi eksi 2'den artı 2, burası eksi 21 bölü 3, o da eşittir. E, eksi 7'dir. Diyoruz 21'i 3'e bölersek eksi 7 bizim aradığımız cevaptır. Böylelikle arkadaşlar ne yaptık? Senaryo 1, 2 ve 3'ün hepsinin çözümlerini yaptık arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takip